Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan yeni bir gündemi değerlendirmek üzere ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızdayım. Bu haftanın en kritik gündem başlıklarından bir tanesi 26 Mayıs'ta Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı. Her ne kadar bu toplantıda faiz konusunda bir değişiklik beklenmese de son ana kadar bazı ihtimaller gündemde ve tartışılıyor. Çünkü Türkiye ekonomisinin tablosu ortada. Enflasyon %70 düzeyine ulaşmış vaziyette. 3 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayı rakamlarıyla resmi enflasyon oranının %80'e yaklaşması bekleniyor. Tahminler ve beklentiler bu yönde. Zaten üretici enflasyonu 3 haneyi çoktan aşmış durumda. Hatta Haziran ayından sonra resmi tüketici enflasyonunda 3 haneyi yükselmesi büyük olasılık. Tabii böyle bir durumda politika faiziyle %14'e düşürülen politika faiziyle şu anda %70 olan enflasyon arasında 52 puanlık bir fark var. Acaba Merkez Bankası en azından bu kötüleşmeyi, giderek ağırlaşan bu tabloyu dikkate alarak para politikası kurulunda değişik bir karar alabilir mi? Tabii burada değişik bir karar derken önümüzdeki asıl ihtimal faiz artışı kararı. Çünkü faiz indirimi zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılın ortalarından itibaren ısrarcı olduğu bir yaklaşımdı ve Eylül ayında başlatılan indirimlerle %19'dan %14'e düşürüldü politika faizi. 4 ayda bu seviyeye geriledi. Fakat Ocak ayından bu yana da bu uygulamanın negatif etkileri Türkiye ekonomisini öylesine sarstı ki her alanda 4 aydan bu yana da Merkez Bankası adeta faizi maşayla elinde tutuyor diyebiliriz. Bir ateş gibi yaklaşmıyor, sabit tutmaya devam ediyor. Mayıs toplantısında da beklentiler yine ağırlıkla faizin değişmeyeceği, sabit tutulacağı yönünde. Fakat enflasyon %80'e doğru ilerlediği takdirde o zaman resmi enflasyonla politika faizi arasındaki fark %60 düzeyine ulaşacak. Bu saatten sonra Merkez Bankası pozitif faize geçme kararı da alsa ki imkansız görünüyor, %75-80 düzeyine de faizleri çıkartsa artık iş işten geçti denilebilir. Çünkü geriye dönüp baktığımız zaman işte %14'e düşürülen faiz sonrasında 18 lirayı aşan Amerikan doları kuru 4 aydan bu yana milyarlarca dolarlık Merkez Bankası rezervinin satılması pahasına bu düzeyde tutulabildi. Ancak şimdi bu da yetmiyor ve sadece son bir haftada 1,5 liralık bir artış sağladı Amerikan doları Türk lirası karşısında ve 16 lira sınırına yaklaştı. Perşembe günü yapılacak toplantıdan yine faizlerin sabit tutulması ve daha öncekilerinin aynısı, birebir kopyası niteliğinde bir para politikası kurulu toplantı tutanağı açıklanırsa muhtemeldir ki dolar kuru başta olmak üzere döviz kurları yukarıya doğru tırmanışına hız verecek ve bu bir anlamda enflasyonu da besleyecek. Diğer taraftan tabii hükümetin yaklaşımı çok daha farklı. Hazine ve Maliye Bakanı döviz darboğazının aşılması konusunda bir iddia ortaya koydu. İşte bu yaz turizmden elde edilecek gelirin 35 milyar dolar düzeyinde olacağını söyledi Nurettin Nebati. Her ne kadar Rus turistler gelmese de Avrupalı turistler açısından Türkiye gerçekten şu anda neredeyse bedava tatil yapabilecekleri bir ülke konumunda. 35 milyar dolarlık hedef tutturulsa bile, beklentiler bu yönde gerçekleşse bile 30 milyar doları aşan dış ticaret açığı şu an itibariyle ve 18 milyar doları aşan cari açık rakamları göz önünde bulundurulduğunda 35 milyar dolarlık bir turizm geliri Türkiye'nin döviz krizine, döviz yarasına merhem olmaktan çok uzak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle 19 Mayıs'ta yaptığı toplantıda yine 2023 yılının yeni bir başlangıç olacağını, kendi iktidarlarında Türkiye'yi yeni yerlere taşıyacaklarını söyledi ki bunu daha önce 2011 yılında söylemişti. 2023 vizyonunu ilan etmişti o dönemde. Ardından da 2053 vizyonunu gündeme getirdi.
2053 vizyonunun içeriği tam olarak bilinmiyor. Ancak gençlere 2053 vizyonuna sahip çıkın dedi. Biz sizlere güveniyoruz dedi. İşte Türkiye'de gençlerin geleceğini yine biz kurabiliriz dedi. Tabii şöyle bir baktığınızda 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde doğan çocuklar bugün 20 yaşında. Dolayısıyla şimdi siz onlara 31 yıl sonrası için, 2053 yılı için bir vizyon vaat ediyorsunuz. Gençler için bu ne kadar kabul edilebilir, ne kadar gerçekçi bir vaat, onu da gençlerin herhalde sorgulaması gerekiyor. Çünkü şu anda bazı anketlerde %70'i gençlerin yurt dışına gitmek istiyor, yurt dışında yaşamak istiyor. Gelecek umutları büyük ölçüde tükenmiş vaziyette. Genç işsizlik oranı %20'nin üzerinde ve Avrupa'da OECD ülkeler arasında en üst sıralarda. Fakat buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle bir vizyon vaat ediyor. Ama bu vizyonu vaat ederken de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe gerçekleşme rakamları bunun altını büyük ölçüde boşaltıyor. Çünkü rakamlara baktığımız zaman neredeyse Ocak-Nisan dönemi itibariyle 4 ayın sonunda 2022 yılı bütçesinin harcama ödeneklerinin yarısına yakını tüketilmiş durumda. %45,1'i harcanmış. Bu süreç içerisinde 768 milyar liralık, 786 milyar liralık harcama yapılmış. Oysa 2022'nin tamamı için bütçede yer alan harcama ödeneklerinin toplamı 1,7 trilyon liraydı. Bunun yaklaşık yarısı yılın kalan 8 ayına harcanacak para olarak bu ödeneğin %54'ü kalıyor, %54 küsuru kalıyor. O zaman iktidar açısından bir ek bütçe ihtimali, ek bütçe ihtimalinin yanı sıra da ek borçlanma yetkisi ihtimali güçleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten bu iki talepte bulunmak zorunda kalacak diye düşünüyorum ben önümüzdeki bir iki ay içerisinde. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman aynı 4 aylık dönem içerisinde Ocak-Nisan döneminde 104 milyar liralık faiz ödemesi yapılmış. Tabii kur korumalı mevduat gündeme getirilmişti, hatırlayacaksınız. Aralık ayında döviz kurları olağanüstü yükselişe geçince kur farkı garantisi ve faiz garantisiyle böyle bir banka hesabı icat edilmişti. Mudilere, tasarruf sahiplerine bu imkan sunuldu. Mart ayında 12 milyar lira düzeyinde bir ödeme yapıldı kur farkı ve faiz olarak hazineden ve bütçeden. Nisan ayında ise 5,5-5 milyara yaklaşan bir tutar ödendi. Dolayısıyla sadece kur korumalı mevduatın 2 aylık maliyeti 16 milyar lirayı aşıyor. Burada tabii asıl açmaz, bütçede böyle bir kalem yoktu. 2022 bütçesi mecliste kabul edildiğinde böyle bir kalem yoktu ve bunun için ayrılmış bir ödenek de yoktu. Şimdi buradan hazineye ve bütçeye 16 milyar lirayı aşan ilave bir yük bindi sadece 2 ayda. Ve kurlar şimdi 14,5 liradan 16 liraya yükselince dolar kuru, bu garanti ödemelerinin tutarı da daha da artacak. Dolayısıyla bu kur ve faiz ödemelerini de, korumalı hesaplar için yapılan kur ve faiz ödemelerini de faiz giderleri arasında saymak en mantıklı ve ekonomik açıdan, maliye politikalar açısından doğru olan bir yaklaşım. Böyle baktığımız zaman da 104 milyar liralık 4 aylık faiz giderlerinin toplamı 120 milyar lirayı aşıyor. O zaman 2022 bütçesinde faiz giderleri için 240 milyar liralık bir tutar konulmuştu. Bunun da yarısından fazlası 4 ayda tüketilmiş, faiz ödemelerine böyle bir harcama yapılmış. Şimdi uygulanan kur ve faiz politikaları sonrasında hazinenin borçlanma maliyetleri olağanüstü yükseldi. Bu hafta sadece 3 borçlanma ihalesi birden açacak hazine. Bazı haftalar bu sayı 4'e çıkabiliyor. Bazı haftalar 10-12 milyar lira birden borçlanıyor hazine. Bu haftada altın bazlı bir borçlanma yapacak. Gerek İslami kesime hitap eden altın sertifikası, gerekse altına endeksli bir borçlanma gerçekleştirecek 3 ayrı ihalede. Türk lirası üzerinden yaptığı borçlanmalarda hazinenin son dönemde faiz yükü %23'e kadar yükseldi. Hatta dolar bazında kısa süre önce yaptığı borçlanmada da %8,6 dolar faizi üzerinden borçlandı. Bu dünyadaki en yüksek dolar faizlerinden bir tanesi. Tabii Türkiye'nin ülke risk puanının 700 puanı aşması, 712'lere, 720'lere yaklaşması, diğer taraftan
içinde bulunan döviz darboğazı, Merkez Bankası rezervlerinin büyük ölçüde tükenmiş olması Türkiye'nin risklerini artırıyor ve bu dış piyasalardan yapılacak borçlanmalarda da maliyeti yükseltiyor. Muhtemeldir ki benim değerlendirmem %8,6'lık son dolar borçlanmasında verilen faizden sonra önümüzdeki süreçte yurt dışından hazine döviz olarak borçlanmak istediğinde çift haneli faizler ödemek zorunda kalacak. Bu da hazinenin, bütçenin faiz yükünü şu anda 2022 bütçesinde yer alan 240 milyar liranın 2 katına, 3 katına çıkartacak. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki iktidarın meclisten ilave bir borçlanma yetkisi talep etmesi önünde duran yegane seçenek gibi görünüyor. Bu tablo tabii Türkiye ekonomisini nereye götürür? Çünkü Mart ayında 68 milyar lira bir ayda açık verdi bütçe. Nisan ayında 50 milyar liranın üzerinde açık verildi. Ocak ayında yapılan işte akaryakıt zamları, alkollü içkiler, sigara zamları, ÖTV artışlarıyla bir kaynak sağlanmıştı. Mart ayında Merkez Bankası'nın karı erken olarak bütçeye aktarıldı. Buradan bir kaynak girişi sağlandı. Bu sayede 30 milyar lira civarında bütçe fazla vermişti ilk 3 ayda. Fakat Mart ve Nisan açıklarıyla beraber 2 ayda 120 milyarı aşan bir bütçe açığı yaşandı. Bu da ilk 2 ayda Ocak ve Şubat'taki zamlar, vergiler, Merkez Bankası karı sayesinde şu anda 19 milyar liralık bir açık 4 ayın sonunda, ama artık böyle bir tek seferlik gelir imkanı kalmadı. Muhtemeldir ki Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandığında ve ondan sonraki aylarda bütçe açığının katlanarak arttığını, bütçenin içinin boşaldığını, sadece faiz ödemelerine ve borç ödemelerine bütçe kaynaklarının gittiğini göreceğiz. Temmuz ayı yaklaşıyor. Temmuz ayında memurlara, emeklilere, asgari ücretlilere, işçilere enflasyon farkı ve maaş artışlarının yapılması gerekiyor. Şu anda enflasyon farkı sadece %40'a ulaşmış durumda. 4 ayın sonunda gelinen %70'lik enflasyonla birlikte Ocak ayından bu yana sadece enflasyon farkı olarak maaşlara bu düzeyde %40 düzeyinde bir zam yapılması gerekiyor. Mayıs, Haziran, Temmuz enflasyonları buna eklendiğinde bu kaynaklar nereden bulunacak, nasıl karşılanacak? İşte burada siyasi kulisler yeniden hareketlenmiş durumda. Bu sürdürülemez döviz, enflasyon, faiz ve bütçe tablosu karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimi yeniden gündemine alabileceği tartışmaları başladı. Çünkü Temmuz ayında az önce bahsettiğim kesimlere, geniş kesimlere yapılacak yüksek oranlı maaş zamları, arkasından işte ekonomikte, emeklilikte yaşa takılanlar, çiftçi kesimine, esnaf kesimine bir takım destek paketlerinin açıklanmasının sonrasında 2-3 ay içerisinde de sonbaharda bir seçimi hükümetin gündemine alabileceği, aksi takdirde 2023 Haziran'ına kadar bu koşullarda ekonominin yürütülemez ve yönetilemez hale geleceği, iktidarın oy kaybını daha da dip noktalara ilerleteceği yönünde tespitlerde bulunuluyor. Ki ben de bu tespitlerin önemli bir bölümüne katılıyorum. Çünkü şu anda bile ekonomi her ne kadar diğer siyasi tartışmalarla biraz geri plana itilmeye çalışılsa da halkın birinci gündemi tüm anketlerde, kamuoyu araştırmalarında bu böyle. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sonunda böyle bir siyasi manevrayla Temmuz ayında geniş kesimleri rahatlatacak, tabii bunu para basarak yapacak, geniş kesimleri rahatlatacak bir takım zamlar, ücret artışları, ilave destek paketlerinden sonra sonbaharda bir seçim diye ortaya çıkması şaşırtıcı olmaz, sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan sizlere şu anda aktaracaklarım bunlar. Önümüzdeki yayınlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.